Merhaba arkadaşlar, ben Zahit. Antalya Spor kariyerimize devam ediyoruz. Bugün kulüp çalışanlarımız hakkında ufak bir inceleme yaptım. Antrenör ekibimizde bir menajer, yani ben, namı diğer Kings Pouch, bir asistan menajer, iki genel antrenör, bir kaleci antrenörü, bir tane de altyapı antrenörümüz var. Yönetimin şu anki antrenör sayısında bir endişesi yok ama yine de ben eksiğimizi tamamlamak ve bir tane kondisyon antrenörü almak istiyorum. Antrenör ekibi kıyaslamasına bakacak olursak Türkiye Ligi ortalamasının biraz altındayız. Transfer komitesine bakalım. Orada da bir futbol direktörü, 3 gözlemci, bir gözlemci şefi, bir istatistikçi var. Eksiğimiz istatistik analizi sorumlusu. Onu da alacağız. Yönetim transfer komitesindeki eleman sayısının fazla olduğunu düşünüyor. Haklılar da, 3 tane gözlemcimiz var. Bu kadarına gerek yok. Sözleşmesi bittiği zaman ben de 2 tanesini yenilemeyeceğim. Bir gözlemci yeter. Transfer komitesi kıyaslamasına bakınca da yine ortalama olduğumuzu görüyoruz. Son olarak sağlık ekibimize bakacak olursak futbolcularımızın sağlığının Allah'a ve annelerine emaneti olduğunu görüyoruz. Sadece bir tane sağlık ekibi sorumlumuz var. Yönetim de bizim gibi düşünmüş. Tüm sağlık çalışanlarından birer tane almayı düşünüyorum. 21 yaş ve 19 yaş altında ise elemanlara belki 1-2 yıl dokunmayacağım. Sonraki yıllarda durumlar iyi gidiyorsa oradaki eksikleri de tamamlayacağım. Legia Varşova ile oynayacağımız maç öncesi antrenmanımız biraz ağır olduğu için maç öncesi gününe dinlenme ekledim. Asistan menajer Ercan Kılıç'ın tavsiyelerine baktım biraz. Serdar Özkan'ı orta saha merkez için alıştırmamız gerektiğini söylemiş. Ama sol kanatta sadece Drole var. Merkezde çok fazla oyuncumuz var. O yüzden kabul etmedim ama Charles ve Maicon için düşündüklerim aynısını düşündüğüm için kabul ettim. Charles'ı orta saha merkezde, Maicon'u da sağda oynatacağım. Normalde Charles defansif orta saha, Maicon da sağ kanatta ama ileride oynuyor. Hücum düşündüğüm maçlar için iyi ama savunma zamanlarında biraz yersiz kalıyor. İyi futbolcu, o yüzden savunma özelliklerine de biraz ağırlık vermeyi düşünüyorum. Bireysel antrenmanlara bakacak olursak Serdar Özkan yaşlanıyor malum. Çabukluk ve denge antrenmanı önerilmiş. Charles da aynı şekilde yaşlı bir oyuncu ve gücü zayıflıyor. Bu oyuncularımızı bireysel idmanlarına ekledim. Oyun tercihindeki değişikliklere dokunmadım çünkü onları daha sonra ayrıntılı inceleyeceğim. Antrenör görevlendirmelerini de asistan istediği gibi aynen kabul ettim. Arkadaşlar, şimdiki maçımız Legia ile 3. ve en zor maçımız olacak. Ama yine de hazırlık maçı, ne olabilir ki yani. İlk iki maçımızda Antalyaspor 21 yaş altına 2-1. Rostov'u da 5-2 yendim. Özellikle Rostov maçını zevk aldım. Legia'ya bakalım kaç kaç oynuyorlar. Yaklaşık 4-5-1 oynuyorlar. Biz bunları harcarız dostlar. Serdar'ımız, Özkan'ımız sakatlanmış. 2-3 hafta yok. 4. sakat futbolcumuz olduğu için kendisini tebrik ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz. Gözlemcimiz Enes Altundağ için gereksiz dedi. Kabul ettik. Yedekten gereksize çevirdik. Sözleşmesi biterse de yenilemem. Takımımızda çerçöpe yer yok arkadaşlar. Nazım Sangare sözleşmeyi kafaya takmış. Dedim ki, Nazımcığım lafı mı olur? Tabii ki sözleşmeni yenileriz. Zvonko Komes'te kondisyon antrenörü olarak aldık. Boşlukları dolduruyoruz tek tek. Önder Engin'i 21 yaş altı antrenörü olarak aldım. Nazım'la fena bir pazarlık yapıp sözleşmeyi yeniledim. 305 bin maaş önerdim. Kabul eder herhalde. Baş fizyoterapist olarak Dario Fort'u aldık. Fort'un ve Fortune'un dostu Spavş TV sevgiyle sunar. Legia maçına kalede Bofin, defansta Sissoko, Salih, Diego Angelo, Sangare ile çıkıyorum. Orta sahada Vankör, Harun, ileride Drole, Barrada, Maicon ve Mevlüt oynatacağım. Yine 4-2-3-1 oynuyoruz. Evet, maça başladık gençler. Bana başarılar o zaman. Şimdi yine maçın ilk başlarında tabii ki pozisyon yok. Legia'da Eduardo da Silva sakatlanmış. No problem bizim için. Kondisyonları... Yuh be! Bir şey anlatıyoruz burada arkadaşım. Neyse arkadaşlar. Daha maçın başı, belki telafi edebiliriz. Ediyor muyuz? Edemedik. Şimdi bakalım. Yine onlara atak yapacak galiba. Onlar ne bunların adı ya? Adını da tam olarak göremiyorum. Hızlı geçiyor. Tamam, sıkıntı yok. Daha 15. dakika. Kalitos durdurulamıyormuş. Hemen durduralım. Sek yapma Kafu. Arkadaşlar, bu maç galiba yalama olacağız. 16. dakika 2-0. Bir tane doğru düzgün hatamız oldu. Onu da atamadık yani.
Bakalım 4'e 2 isabetli şutlarda 2 katımız var. Aslında biz fena oynamıyoruz bence ama topa sahip olma oranlarında onlar çok yüksek. Evet, Hamelainen'in sakatladık. Şimdi şunlara bir şey diyelim. Yürekli oynayayım mı desek? Konsantre olun diyelim. Evet, söylenenleri pek beğenmediler. Aha, hiç önemsemediler. Hadi yavrum benim. Atamadık. Yani bir tane ilk yarıda gol bulursak ikinci yarı galibiyet için oynayacağım ama bence atamayacağız. Angelo çok kötü oynuyor. Çıkarsam mı çıkarmasam mı? Drolle'de sarı kart gördü. İşler iyiye gitmiyorlar hacılar. Hacılar. İşler hiç iyiye gitmiyor. Evet, Bankör'de sarı kart gördü. Hem agresif oynuyoruz hem de bir şey yapamıyoruz yani. Evet, 8'e 5 şutlar. Aslında biz de fena değil şutlarımız. Ama gol yollarında etkisiz. Takıma ne diyelim şimdi? Berbatsınız filan mı diyeyim? Takıma diyelim ki şimdi hırslı bir şekilde Allah belanızı versin. Bakayım. Tamam, daha iyi bir performans bekliyorum dedim. Şimdi kim? Vankör mü? Stresli oldu. Harun mu? Vankör mü? Göremiyorum ki. Galiba Vankör. Stresli oldu arkadaşlar. Şimdilik. Evet, ikinci yarıya başlayalım. Angelo'yu çıkardık çünkü berbat oynuyordu. Yerine Çiko'yu aldık. Bir yaşlı kurt çıktı, bir yaşlı kurt girdi. Evet, bakalım değişikliğimizin bir faydasını görecek miyiz? Maicon sağ kanatta, müthiş bir orta. Ya bizim forvette problemimiz var galiba. Gol yollarında çok etkisiz arkadaşlar. Bu maç, gerçi böyleyiz. Ama bu maç da önemli. Hadi be. Yine atamadık. Devam edelim. Evet, en azından ikinci yarıya güzel başladık. Biz de tak oynuyor. Sangare ve zaman geçiriyor. Çok lazımdı. Allah belanı vermesin. O nasıl pas ya? Bende adam var zannettim orada. Çor musun? Barrada. İyi oyuncularımızdan biri. Evet, seyircilerden oley oley sesleri. Şimdi ben şöyle bir şey yapsam. Ya da vaz mı geçsem? Şu golümüzü yiyelim de ondan sonra. Bankör çıkarsam mı? Haydi. 7 gol, tamam çıktık. Evet, güzel. Golü izlemeyelim. Niye izleyeceğiz ki? 3'ü yedik. O kadar atak yaptık. Atamayana atarlar sevgili dostlar. Yapacağımız hiçbir şey yok. Tamam, Vankör'ü çıkartıp Charles'ı alalım. Onu da şöyle şu şekilde ileriye alalım. Sonracığıma maçı izleyemiyoruz. Çünkü benim çok önemli değişiklikler yapmam lazım. Evet. Danilo'yu aldık. Danilo. Bu da burada oynayamıyor ya. Geriye çektim gerçi ama. Çekmese miydim? Ne yapacağımı bilemedim ya. Tamam, değişiklikleri yapmadan onayladım. Danilo'yu falan almadım. Şimdi hadi be, penaltı mı? Kornermiş. Tamam, Charles girdi Vankör yerine. 60. dakika, adamlarda sakat var. Kondisyonları bizimkinden çok düşük. Ona rağmen 3 tane golü attılar bize. Yapma. Aa, niye yemedin? Bofincim. Sen alırdın onu içeri. Çok güzel bir şey. Ya bizde paslaşmalar iğrenç ya. Niye böyle oldu anlamadım. Diğer maçlarda böyle kötü değildik. Heyecan yaptılar herhalde. Cafu ve Carlitos oyunu cidden şey ediyormuş. Bir şeyleri koordine mi ediyordu, yazıyordu. Neyse, çok önemli değil. Şöyle çift forvet yapalım. En azından bir gol bulalım ya, bir tane. Yenilgiyi kabul ediyoruz artık. Çünkü 72. dakika. Bu saatten sonra bir cacık olmaz. Ama şeref golümüzü atsak fena olmaz yani. Hadi bakalım. 4 geliyor, 4. Hadi Maicon. Hadi adamım, tek başına. Yok, bugün ortalarda paslarda hiçbir cacık yok arkadaşlar. Bofin. Aferin Bofin. Hadi be. Hadi çocuklar.
Ben inandım, güzel geldik. Bu sefer gol olacak gibi olmadı. Gol yollarında çok etkisiziz maalesef. Orada bir şeyler yapmamız lazım. Ama maç da bitti. Olmuşla ölmüşe çare yok. Bu maçımızı maalesef kaybediyoruz. Bari 4'ü yemeyelim. 1'i atamadık. Hadi bitir bari. Haruncu'nun da sarı kart görmüş. Genç yeteneğin. Potansiyel yeteneğin. Onu bu sezon hep oynatmayı düşünüyorum. Evet, maç bu şekilde bitti. Berabere biter diyormuş. Gülcan Oruç. Evet, bunu hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Ama berabere falan bitmedi maalesef. Kötü performans gösterdiler. Neyse, geçelim buralara. Sonuç olarak ilk mağlubiyetimizi aldık arkadaşlar. Çok önemli değil. Niye değil? Hazırlık maçı çünkü. Amacımız hazırlanmak. Gönül ister ki her maçı kazanalım ama önümüzdeki maçları şey edeceğiz artık. Bu bölümümüzü de bitirelim dostlar. Antalyaspor'u lige fırtına gibi hazırlayacağız. Merak etmeyin. İlk videomuz 5 dakikaydı. İkincisi 2 dakikaydı. Bunda 1 dakika falan beklediniz. Ama Smash TV niye var? Sizi şaşırtmak için var. Videolarımızın süresini uzatacağız tabii. Sezon başladıktan sonra yaklaşık 20 dakikaya falan çıkarmayı düşünüyorum. Sabrınız için şimdiden teşekkür ederim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.